Aksu Ana Haber Bülteni'ni kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bugün tabii Nişantaşı Corner Stüdyolarımızda çok değerli konuğumuz KASİ Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Kavak bizlerle birlikte. Değerli Genel Müdürüm hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Evet Sayın Müdürüm, tabii özellikle son günlerde su ile ilgili, içme suyu ile ilgili ciddi sorunlar söz konusu. Bugün sizler de tabii biraz önce Afşin ilçemizden geldiniz efendim. Oradaki çalışmaları incelediniz. Özellikle buradan Afşin ile ilgili gelişmeleri sizlerden duymak isteriz. Şu andaki oradaki içme suyu ile ilgili gelişmeler ne durumda Sayın Müdürüm? Ya öncelikle şunu ifade edeyim. Afşin ilçemizin merkezi ile ilgili arkadaşlarımızın dün başlattıkları içme suyu depoları ve şebekelerinde bakım ve temizleme çalışmaları nedeniyle dezenfeksiyon uygulamamız var. Bunu da vatandaşlarımıza duyurduk. Zaman zaman bu işlemi biz farklı ilçelerimizde de yaparız. An itibariyle dünden beri Afşin ilçemizde bu uygulamamızı yapıyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum yok. Dezenfekte çalışmamız devam ediyor. Uygulamamızı en kısa sürede inşallah bitireceğiz. Vatandaşlarımıza da bu durumu tekrardan bildireceğiz. Yani vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha güvenilir, 7-24 elinin altında ulaşabilir oldukları bu suyu tutmaları için yapılan bir işlem yaptığımız. Bu noktada yapılan işlemle ilgili herhangi bir mağduriyet olmaması adına da vatandaşlarımıza içmeyin dediğimiz suyla ilgili de biz hem tankerlerle hem de paket sularla vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz yerinde. Sizin de söylediğiniz gibi biraz önce tabiri caizse ayağımın tozuyla yoldan geldim. Sizlerle de hem Afşin'deki hemşehrilerimize bilgi vermek hem de diğer hemşehrilerimize bilgi vermek için buradayız. Size de öncelikle teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için. Evet Sayın Genel Müdürüm, tabii özellikle Kahramanmaraş Merkez ve mahallelerimiz de dahil olmak üzere ilçelerimizde de zaman zaman su ile ilgili bir kesintiler yaşanıyor. Vatandaşlarımız özellikle bunun sebebini çok fazla merak ediyorlar ama bizzat sizin ağzınızdan duyalım Sayın Müdürüm. Yine bu konuda bir açıklama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. İlimiz Merkez Durkadiroğlu ve 12 Şubat ilçelerine biz 3 kaynaktan su veriyoruz. Karasu kaynağımız, Pınarbaşı kaynağımız ve Ayvalı Barajı'ndan 3 kaynaktan. Bu 3 kaynaktan biz deprem öncesinde 1 saniyede 2.900-3.000 litre su verirken depremden sonra 3.300-3.400 litre, yani depremden sonra verdiğimiz su kaynağı depremden öncesine göre %20 daha fazla, %15, %20 daha fazla. Ancak bunun karşılığına şehirde oturan nüfusumuzda da kısmi bir azalma olmasına rağmen neden bu su yetersiz oluyor? Bunun cevabı net. Bizim yeraltı şebekelerimiz, bu asrın felaketi diye bildiğimiz iki büyük depremin üssü Kahramanmaraş'ta olduğundan dolayı nasıl binalarımız yerle bir oldu, hasar gördü, vefat edenlerimiz oldu. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanlar cennet olsun. Şebekelerimizde yerin altında büyük kırıklar oldu. Vatandaşlarımız şunu söyleyebilir, yani yerin üstüne çıkanları görüyor tabii ki vatandaşlarımız, yerin altındakileri görmüyorlar. Biz hem dinleme cihazlarıyla hem diğer farklı teknolojilerle yerin altında olan arızaları da gidererek vatandaşlarımıza giden suyun daha fazla olmasını ve mümkün olduğu kadar su kesintisine meydan vermemeyi arzu ediyoruz. Ama bu şartları zorlasak da hem mevsim itibariyle çok sıcak bir mevsimde geçiyoruz. Şu anda 47-48'leri sıcaklıkların bulduğunu vatandaşlarımız da izliyorlar. Hem bu sıcaktan dolayı yoğun kullanım hem de günün ilerleyen saatinde herkesin eve geldiği saat 17-18 sıralarında yoğun kullanım, bunun karşılığına da şebekelerdeki kayıp kaçağın oranının fazla olması, ki depremden önce %50'nin üzerinde kayıp kaçak varken şu anda %75 civarında kayıp kaçak var. Yani vatandaşın daha hiç kullanımına ulaşmadan yerin altına kaybolan, kırıklardan dolayı giden şebekelerimiz var. Bu nedenlerle su kesintilerine ister istemez, daha doğrusu istemesek de gitmek zorunda kalıyoruz. Özellikle yüksek kotlardaki yerlerde depo seviyeleri düştüğünde bunu yaşıyoruz. Bunu da en aza indirmek için ekiplerimiz sahada. Ancak bu arada duyarlı vatandaşlarımız her ne kadar bize ihbar ederek katkıda sağlıyorlarsa da falan adreste, filan sokakta su patlağı var.
biz teşekkür ediyoruz sizin aracılığınızla vatandaşlarımıza. Biz vatandaşlarımızdan bir konuda daha yardım etmelerini istiyoruz. O da suyu israf etmemelerini istiyoruz. Özellikle kendilerinin fazladan kullandıkları, ihtiyacı dışında kullandıkları suyun bir başka vatandaşımızın, bir başka kardeşimizin ihtiyacı olduğunu unutmamalarını, göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. Gerek elini yüzünü yıkarken, abdest alırken, gerek duş alırken, gerekse bulaşık yıkarken ev hanımlarımız, her kim kullanırsa, suyun çok kıymetli olduğunu, hele hele bu dönemde depremden sonra çok yoğun arızalarla uğraşan, mücadele eden bir kaskiye tasarruf noktasında da yardım etmeleri, bize destek sağlamalarının çok kıymetli olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Sayın Genel Müdürüm, tabii özellikle bahsettiniz ama kayıp kaçaklarla ilgili mücadeleden de bahsettiniz. Malum kesintiler var. Bunlar sanırım çok uzun süreli kesintiler olmayacak. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem hepimizin hayatını etkilediği gibi altyapılarımızda da ciddi hasarlar söz konusu. Bunlardan da biraz önce bahsettiniz. Bunlarla ilgili yeni yatırım çalışmaları hızlı bir şekilde aksiyon aldı tabii KASKİ ama bir sürece de ihtiyaç var tabii. Bu kesinlikle bir anda olabilecek bir şey değil aslına baktığımızda. Bu süreçle ilgili çalışmalar ne durumda efendim? Hızlı bir şekilde onarım sürüyor mu? Şu andaki KASKİ'nin bu noktadaki yatırımı ne durumda? Öncelikle şunu ifade edeyim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün bize görevime başladığımızdan itibaren verdiği talimat, suyla ilgili yapılması gerekenler konusunda hiçbir tasarrufta bulunmayacaksınız. Yani bununla ilgili yapılması gerekenler konusunda en hızlı şekilde yapacaksınız. Ödenek sorunu ile bahane etme noktasında değiliz. Ulaşabilecek her kanalı kullanarak suyu temin noktasında hareket edeceğiz. İl genelinde bütün tamir, onarma faaliyetlerimiz bir taraftan devam ederken bir taraftan da hat yenileme. Mesela Önsen mahallemizde, eskiden burası belediyeydi biliyorsunuz. Biz 80 kilometre hat değiştiriyoruz. Yani 60 milyonun üzerinde buraya harcama yapıyoruz. Benzeri şekilde Karacasu ve çevresi Karaziyaret buralara yeni açtığımız sondaj kuyularının bağlantılarını yapmak için 30 milyona yakın yatırım yapıyoruz ve durmuyoruz. Bunun haricinde yine blok olarak ilimizin iki ilçesi Dulkadiroğlu ve 13 Şubat ilçemiz ile ilgili de geleceğe dönük kalıcı çözümler anlamında da tüm şehir şebekesini değiştirecek projeleri hazırladık, güncelledik. Bununla ilgili de yatırım faaliyetimize inşallah bu yıl 2023'te başlayacağız. Önümüzdeki sari yıllarda gecikmeden bunu tamamlayıp vatandaşlarımızın inşallah kullanımına ve sürekli suyu kesintisiz kullanmalarına inşallah açacağız. Tabii kolay da bir iş değil Sayın Kesinlikle bir süreç gerektiriyor. Hızlı bir şekilde olacak bir şey de değil, değil aslına efendim bakarsak. Yani bunun bir zamanı ihtiyacı var. Sınırsız para kaynağınız olsa bile biliyorsunuz şehrin tamamını şantiyeye çeviremeyiz. Başla bitir, başla bitir. Ve başladığımız yerlerde de hem içme suyu, hem yağmur suyu, hem kanalizasyon hatlarında birlikte değiştireceğiz. Bu da bir süreç, söylediğiniz gibi depo olanın yenilenmesi, şebekelerin yenilenmesi ve bunun sokak sokak abone abone tamamının yapılması bir zamana ihtiyaç duyacağız. Ama biz bu zamanı olabildiği kadar en aza indirerek vatandaşlarımıza konforuna zarar vermeden, eziyet vermeden en seri şekilde yapmaya da gayret edeceğiz inşallah. Sayın Genel Müdürüm, tabii sizin nezdinizde tüm ekibinize de başarılar diliyoruz çalışmalarınızdan dolayı. Özellikle zor bir süreç. Kahramanmaraş'ın coğrafi konumu da göz önünde bulundurulduğunda gerçekten ciddi bir süreç söz konusu. Tabii su tasarrufuna değindiniz efendim. Tekrar özellikle sizlerden duyalım. Su tasarrufuna biraz daha dikkat etmemiz lazım. Bizler de tabii her zaman uyarıyoruz ama malum kahraman şehrimizde ve Türkiye genelinde artık 50 dereceleri bulduğu hava sıcaklıklarının biraz daha suyu daha düzenli kullanmamız, ihtiyaç hasılında kullanmamız da çok çok önemli. Son sözlerinizi alalım. Efendim su insani tüketim. Yani yaşı ne olursa olsun, sosyal statüsü ne olursa olsun, herkesin tüketme ihtiyacı olan bir gıda maddesi ve buna herkesin ihtiyacı var. Aslında her bir birey için hesaplanmış miktarın, biz özellikle kırsal alanda çok daha fazlasını veriyoruz. Ama kırsal alanda da maalesef amacı dışında suyun kullanması nedeniyle de kırsal alanda su sıkıntısı çekiyoruz. O bakımdan hem kırsal alanda hem kentsel alanda vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanmaya duyarlı olmaları bize çok büyük değer katar, çok büyük katkı sağlar. Yani özellikle istirham ediyorum, ev hanımlarımız, ev çocukları suyu boşa akıtmasınlar. Her akan, boşa giden su bir başkasının ihtiyacı olan sudur.
Yani suyu musluğu aç kapa sırasında bile tasarruf edecek. Bulaşık makinesinde yıkamayla elle yıkama arasındaki fark kadar tasarruf edecek. Onlarca tasarruf edecek yolu zihinlerinden geçirerek bu tasarruf kelimesini, israf etmeme kelimesini kendilerinde sürekli göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. İçinde bulunduğumuz süreç hem deprem sonrası hem yoğun sıcağın olduğu, yüksek sıcaklıkların olduğu, kuraklığın olduğu bir dönemde bu çok daha kıymetli. Tekrar hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Genel Müdürüm. Özellikle verdiğiniz bilgiler çok çok kıymetli. İnşallah bundan sonraki süreçte de tekrar böyle acılar yaşanmaz, böyle sıkıntılara da mahal vermeyiz diyelim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.